Allah'a şükürler olsun. Bayağı eğleniyoruz biz de burada tabii ki. Şarkılar çok güzel, harika maşallah. Elhamdülillah, maşallah. Sizin vesilenizle öğrendiğimiz konulardan bahsediyoruz. İman hakikatlerini anlatıyoruz. Demin hocamızın bahsettiği evrim konusu çok önemli gerçekten. 79 yılında İstanbul'a geldikten sonra evrime karşı başlattığı ilmi mücadelenin neticesinde öyle bir sonuç alındı ki bugün sabahtan akşama kadar bütün televizyon programlarında neredeyse insanlara bilinçaltı evrim telkini yapılırken, insanlara gazeteler, makaleler, dergiler aracılığıyla hep evrim teorisi empoze edilmeye çalışırken, şu an gazetelerde sayfalarını karış karış taramamıza rağmen neredeyse tek bir evrim haberine bile rastlamıyoruz. Bu çok önemli bir mücadele gerçekten, çok önemli bir başarı. Müslümanlar tamamen neredeyse çaresiz kalmışken, Fethullah hocamızın tabiriyle Şirazeden çıkacak hale gelmişlerken, öyle eserler, öyle kıymetli bilgiler ellerine geçti ki artık evrim teorisine karşı ilmi olarak çok rahat mücadele edebiliyorlar, her şeyi anlatabiliyorlar ve bu bilgiye 7'den 77'ye her insanın çok rahat kavrayarak ve anlayarak, ne anlattıklarını bilerek yapabildikleri bir mücadele haline geldi, ilmi mücadele haline geldi. Çünkü eskiden bilim denince bu insanların hiçbiri buna ulaşamıyorlardı. Bilim tamamen halktan soyutlanmış bir gerçek olarak görülüyordu. Halbuki şu anda bilim insanların ilkokuldaki çocuğun bile eline kadar gelmiş olan bir gerçek olarak biliniyor. Ve bilim bugün bize yaratılışı net olarak ispatlıyor. Bunların delilleri de tabii ki 600 milyona yakın yaklaşık fosilin bulunmasıyla ve bu fosillerin tarihte ilk defa bomba etkisi yaratan yaratılış atlasıyla bütün dünyada duyurulmasıyla meydana geldi. Maşallah. Çünkü insanlar fosilleri bu şekilde hiçbir şekilde ulaşılabileceğine inanmıyorlar. Biz de inanmıyorduk. Hocamız vesile oldu. Adeta üzerimizdeki hipnozu, üzerimizdeki bu ağır zincirleri kırdı, kaldırdı ve hepimizin gözünü açtı dünyaya. Evrim teorisinin nasıl bilimsel bir delili olmadığını da hepimiz görmüş olduk. Gerçekten geçen gün de bahsetmişti. Hristiyan yaratılışçılar da kendi çaplarında böyle bir çaba gösteriyorlardı ama her zaman sadece savunmada oluyorlardı ve herhangi bir yeni delilde sunamıyorlardı. İşte en vurucu, evrim teorisini tam kökünden çökertecek en güzel delilleri hocamız ortaya attı. Bunlardan en önemlisi zaten bir protein olmadan bir proteinin meydana gelememesi gerçeğiydi. Hatta Ebru'cum çok özür dilerim. Hristiyan yaratılışçılar daha baştan 6000 yıl dünyanın yaşı dedikleri için baştan kaybetmişlerdi zaten. O yüzden de kimse onların anlattıklarına gerçekten ikna olmuyordu. Tabii fosilleri de fosiller var evet, diyorlardı evet. Ama hiçbir şekilde bir ispat edebilecekleri bir fosil öne sürmüyorlardı. İşte hocamız bütün türlerin, hemen hemen bütün türlerin fosilleriyle canlılarını, milyonlarca yıllık fosilleriyle canlılarını birlikte hiçbir değişiklik olmadığını gösterecek şekilde ortaya koyduğunda gerçekten onlar da aslında kendi kafalarındaki şüpheleri evet. gidermiş oldular. Onlar da kurtuldular. Aynı zamanda tabii evrim teorisine inanan milyonlarca kişi de fikrini değiştirmiş oldu. Çünkü gerçekten Atlas'taki, yaratılış atlasındaki bütün bu deliller hemen bakar bakmaz bir insanın ilk birkaç sayfasında ikna olacağı tarzda. Evet. Şimdi evrimciler biraz çırpınmaya çalıştılar ilk başta. Ne dediler önce? Fosiller çok azdır. Biraz önce Didem'in de bahsettiği gibi birkaç tane kırık kemik parçasıdır. Bunu da bilim adamlarından başka kimse anlamaz. O yüzden siz fosil konusuna girmeyin. Fosiller sadece evrimi destekler. Hayır, böyle olmadığını hocamız tam mükemmel eksiksiz fosillerin bütün özellikleri üstünde olarak günümüzdeki canlılarıyla aynı olduğunu göstererek çökertmiş oldu. Sonra ne dediler bu sefer? Fosiller plastik fosiller dediler. Evet. Halbuki bu da tamamen cahilliklerinden kaynaklanan bir iddiaydı. Evet. Oradaki yapıları, kireç taşını alçı olarak ifade ettiler. Bu da bilmediklerinden kaynaklanan bir şey. Pek çok fosil yatağında kireç taşı oluşumu içinde saklanmış oluyor fosiller. Dolayısıyla buradaki cahillikleri ortaya çıkmış oldu. Daha sonra ne dediler? Mesel gibi formasyonlarda özellikle bu petrol altyapısında olan bir fosil çıkartılan yatak olduğu için genelde fosiller ıslak ve çok kırılgan. Bunun düzgün çıkarılabilmesi için bir matriksin içine alınması gerekiyor. Bunun için de üzerine özel bir maddeyle kaplıyorlar. Bu madde fiber karışım bir madde olabiliyor. Ve bununla birlikte bir çerçeve içine alıyorlar. Bu maddeyle sabitleyip alt kısmından yerden ayırarak daha sonra fosili temizliyorlar. İşte bu etrafındaki koruyucu maddeyi plastik zannettikleri için fosillerin plastik olduğunu öne sürmeye çalışan evrimciler de oldu. Fakat fosil konusunda birazcık araştırma yapıldığında zaten hemen bunun da gerçekten mecburen bir koruma yöntemi olduğunu görmüş olurlar. Fosillerin de içine orijinal fosiller olduğunu zaten herkes çok iyi biliyor. Bu iddiaları da çürümüş oldu. Bu sefer ne yaptılar? Sergilere saldırmaya çalıştılar. Evet. Fosilleri kırarsak belki bu delilleri ortadan kaldırırız dediler. Çalışmalar oldu.
Fakat bu da olmadı çünkü 600 milyona yakın fosilin hangi birini kıracaklar, hangi birini saklayacaklar. Zaten yaratılış atlasında da bütün fosil örneklerini hemen hemen bütün türlere ait yaşayan evet. ve milyonlarca yıl öncesine ait fosillerin örneklerini gördükleri için zaten istediklerini kırsınlar artık hiçbir şey değişmeyecek. Artık karanlık bir odada perdeyi açıp da birazcık güneş ışığı odanın içine girdiğinde artık güneş yok diye o insanları nasıl ikna edemezsiniz. Aynı şekilde işte fosilleri gören bir insan da artık evrim var diye hiçbir şekilde ikna olmaz. Yaratılışın olduğunu çok açık görmüştür çünkü. Bir daha hiçbir şekilde fikri değişmez. Evet. O yüzden bütün bu gerçekleri hocamızın vesilesiyle dünya öğrendi. Bu da imanlarını insanların arttıracak, milyonlarca kişinin iman etmesine vesile olacak. Çok güzel bir hizmetti. Allah razı olsun hocamızdan. Bizim de imanımız hem bu konudaki bilgimiz çok fazla arttı. Ve çok rahatlıkla şimdi bütün kardeşlerimiz, dini tebliğ etmek isteyen bütün kardeşlerimiz evrimin olmadığını her tür delille ispat edebilecek güce kavuşmuş oldular. Evet, bu da hocamızın vesilesiyle oldu. Allah razı olsun ve anlatımındaki hikmet ve anlatım çarpıcılığından dolayı insanların hemen birkaç dakika içinde kavrayabileceği çok güzel gerçekleri hocamız bize sunmuş oldu maşallah.